Evet, reseptörün alt türlerine bakacak olursak, biri iyon kanalı reseptörü, diğeri G protein bağlı reseptörler. Bunlar önemli, G protein bağlı reseptörler. Piyasadaki ilaçların %30'u için hedef yapı, önemli ilaç hedefi. Kinaz bağlı reseptörler ve hücre içi reseptörler olarak ayrılıyor. Her reseptörün bir postacısı var. G protein bağlı reseptörler, iyon kanalı reseptörler, kinaz bağlı reseptörler hücrenin yüzeyindeki membrana bağlı. Bu nedenle kristallendirmelerinde sıkıntı olduğundan bahsetmiştim diğer derslerde. Bunların response time'ları, cevap süreleri millisecond, saniye, saniye ve dakika olarak ölçülmüş. Peki bunların postacıları neler? Postacılarını nörotaşıyıcı ve hormon olarak ikiye ayırmıştık. Kısa mesafe haber taşıyanlara nörotaşıyıcı diyoruz. Uzun mesafe haber taşıyanlara da hormon olarak adlandırılıyor. Asetilkolin, noradrenalin, dopamin, glisin, serotonin, gamma aminobütirik asit, GABA kısa adı, glutamik asit, bunlar nörotaşıyıcı olarak adlandırılıyor. Adrenalin ise hormon olarak adlandırılıyor. Hormon postacısı böbrek üstü bezlerinden sentezleniyor. Reseptörler az önce söylediğim gibi özel hormon veya nörotaşıyıcılara göre adlandırılıyor. Örneğin dopamin postacısı dopaminerjik reseptör olarak reseptörleri aktive ediyor. Dopamin reseptörünü aktive ediyor diyebiliriz. Asetilkolin postacısı kolinerjik reseptörlerden asetilkolin reseptörü veya muscarinic asit reseptörünü aktive ediyor. Adrenalin veya noradrenalin ise adrenerjik reseptörleri aktive ediyor. Adrenalin reseptör diğer adı da. Burada şöyle bir sıkıntı var. Her reseptörün, hemen hemen her reseptörün bir de kendi içinde alt türleri var. İlaç araştırmalarında bu oldukça önemli. Örneğin akciğerdeki adrenerjik reseptörün türü ile kalpteki adrenerjik reseptör biraz farklı birbirinden. Farklı olduğu için siz bu farkı düşünerek, gözeterek ilaç tasarlamanız lazım. İşte ilaçların yan etkisi bundan kaynaklanıyor. Özellikle akciğer için alınan ilaçlar kalpte yan etki yapıyor. Kalp için alınan ilaçlar bu reseptörlerle etkileşiyorsa akciğerde sıkıntı yaratıyor çünkü ilaç alt türleri tanımıyor. Ufak böyle amino asit farklılıkları var. O yüzden seçici ilaç tasarlamak lazım. Yani akciğer ilacı taşıyorsanız, adrenerjik ilaç tasarlıyorsanız bu ufak amino asit farklılıklarını, işte bu organ seçiciliğini görmesi gerekiyor ilacın. Ve bu kitaptaki 16. şekilde daha iyi anlarsınız. Örneğin adrenerjikte, alfa adrenerjikte 1, 2A, 2B, 2BC olmak üzere 4 farklı alt türü var. Dopamin reseptöründe ya da dopaminerjik reseptörde gördüğünüz gibi D1A, D1B, D2, D3, D4, D5 değil toplam 6 tane alt tür var. Bunlar yapısal olarak birbirine yakın vücuttaki farklı organlarda farklı miktarlarda var. İşte mesela D2 reseptörü şizofrenide hedef yapıdır. O zaman bu 6 tane varsa dopamin reseptörü sadece D2 ile etkileşebilecek bir ilaç tasarlamanız lazım şizofreni hastalığının tedavisi için. Eğer siz hedef yapı sadece gidip D2'yi vurmuyorsa diğer beşiyle de etkileşiyorsa bir sürü yan etki çıkıyor. Yan etkinin sebebi işte bu alt tür seçiciliğini ilaçların tasarlarken günümüz bilgisi ve teknolojisiyle iyi yapamamamızdan kaynaklanıyor. Beta adrenerjik reseptörlerde 1, 2, 3, 3 türü var. 3 türü farklı dokularda, farklı organlarda var. Hangi dokudaki hangi hastalığı tedavi etmek istiyorsanız ona göre
İlaç tasarlamanız lazım. Yine muscarinic reseptöründe 5 türü var. Histaminin 2 türü var. Sıkıntı bu alt türlerden kaynaklanıyor. Bunlar aynı reseptör, ufak ufak amino asit farklılıkları var. Ve farklı doku dağılımı farklı. Ben bir kez, iki farklı şekilde ayırdım yine. Transmembran reseptörleri dediğimiz reseptörler hücrenin membranını defalarca gidip geliyorlar. Geçiş var. Örneğin G protein bağlı reseptörler 7 kez gidip geliyor membranı. Tirozin kinaz reseptörleri bir TM olarak. Bir TM transmembran demek. Ligand kapılı iyon kanalları ise 2 TM'si var, 3 TM'si var, 4 transmembran reseptörü olmak üzere ayrılıyor. Genelde reseptörler hücrenin membranında hücrenin içinde olan reseptörler de var. Bunlar intraselüler reseptör diyoruz. Transcription reseptörü ve diğer reseptörler. Şimdi bunlara tek tek çalışma prensiplerine bakalım. Dediğim gibi G protein bağlı reseptörler en önemli reseptörler. İlaçların %30'u, tüm ilaçların %30'u bu reseptörlere bağlanıyor. Bu reseptörün sıkıntısı membrana bağlı olduğu için oradan sap olarak izole etmek zor. Yani membranla birlikte geliyor. Bu sefer de kristallendirilemiyor. Kristallendiremediği için X-ray kristalografisi ile 3 boyutlu yapısını çözmek sıkıntı. Birkaç tane var kristallendirilen 3D yapısı çözülmüş. Diğerlerinde homoloji modelleme bilgisayar programlarıyla ona benzeterek tahmini yapı çıkarılıyor ve tahmini yapı üzerinden ilaçlar tasarlanıyor. Tabii bir de buradan sıkıntı. Model üzerinden ilaç tasarladığın için hem alt türlerle etkileşebilir hem de modelden çıkıyorsun. Ne kadar doğru model? Böyle bir durum var. Nöro taşıyıcıları asetilkolin, dopamin, histamin, serotonin, glutamat ve noradrenalin. Hormon olanlar ise enkefalin, endorfin gibi peptit veya protein hormonları ile aktive ediliyorlar. Bu G protein bağlı reseptörler aynı zamanda bizim tat dilimizde de bulunuyor reseptörler ve burnumuzdaki koku reseptörleri de bu tür reseptörler. Kokular içinde işte bilgisayar programlarıyla tasarlama yapılır. Ya da tat içinde güzel tadı olsun diye bir şey tasarlayabilirsiniz. Hatta koku için program yazıyordu bir hoca, yabancı bir hoca. Ne aşamada şu anda bilmiyorum. Bu G protein bağlı reseptörler genelde GPCR diye adlandırılıyor. Yani bahsederken GPCR denir. Bunun database'in linkini verdim. Hani özel ilgi duyarsanız ya da ileride bu konuda çalışırsanız bakarsınız. Bu 7 kez membranı geçen bir tek bir protein, G proteini. Şu sarıyı membran olarak düşünün. Dışta, hücre dışında NH2 grubu var. Burada yine başka gruplar var, amino asitler. Membranı geçiyor 1, içeri gidiyor 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte de karboksilik asit grubu var. Buna transmembran diyor. Yani membranı 7 kez dolanıyor diyelim. 7 kez gidip geliyor. O yüzden 7 TM protein olarak adlandırılır. NH2'nin bağlı olduğu gruba, hücrenin dışında olana N-terminal zinciri denir. Hücrenin içinde olan karboksilik asit içeren kısma ise C-terminal bölgeler denir. Burada bir de hücre dışı looplar var. Loop denilen şeyler işte proteinler alfa sarmal ya da beta katlamalı tabaka şeklinde katlanıyor. Şekli belli olmayanlara yani ne diyeceği bilinmeyenlere alfa sarmal mı beta katlamalı mı diye çok hani şekilsiz tanımlanmayan bir şekil olanlara da loop olarak adlandırılıyor. Hücrenin içinde de yine bu looplardan var. Ve hücrenin içinde G proteinin bağlandığı bir bölge var. Yani bu protein aktif olması için bu G proteini çok önemli. O yüzden G protein bağlı reseptör olarak adlandırılıyor. Hücre içinde G protein bağlı reseptör var. Ligandlar bir kez daha vereyim. Monaminler, dopamin, histamin, noradrenalin, asetilkolin,
muskarnik veya serotonin, yine nükleotitler, lipitler, hormonlar, glutamatlar ve kalsiyum 2 artı iyonları bu reseptörlerin postacısı. Çok fazla reseptör var. Ben hani önemli olanlar işte dopamin reseptörü, GABA-B reseptörü. Hepsini buraya koymuşum aslında. Kafanız karışmasın. Nikotinik asit reseptörü, opioid reseptörleri. Yani her bir hastalıkta bir ya veya birden fazlasını kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dopamin reseptörünün 5 tane alt türü var. Opioid reseptörünün delta, mu, gamma ve nop olmak üzere 4 türü var. Uyuşturucu bağımlılığının tedavisinde mu reseptörleri hedef yapı alınıyor. Histamin reseptörlerinin 4 türü var. Paratiroid hormon reseptörü 2 tane. Nikotinik asit reseptörü de 3 türü var. Bunun daha adı tam verilmemiş. Neye önemli bu GPCR'lar, G-protein bağlı reseptör hedefleri? Bunlar işte alerji olsun, anafilaktik şok olsun, astım gibi kalp ritmi bozukluğunda, kalp rahatsızlığında, damar rahatsızlıklarında, yüksek tansiyonda, şok sendromlarında, işte peptik ülser hastalığında, şizofreni gibi birçok hastalıkta tedavisinde bu hedefler, GPCR'lar hedef yapıdır. Bu G-protein bağlı reseptörler iyon kanalları veya enzimler gibi doğrudan aktive olmuyor. Onun yerine bir G-protein diye bir protein var. Oradan başlıyor aktivasyon. Şimdi bakalım reaksiyona. Önce hücre içinde G-proteinin bağlandığı bir bölge var. Hücrenin dışında da postacının bağlandığı bir bölge. Başlangıçta G-proteinin bağlanacağı yer kapalı. Postacı geliyor. Aktif bölgeye bağlanıyor. Bağlandıktan sonra yaklaşıyor daha doğrusu. İndüklenmiş yerleşimle bağlanıyor. Bağlanınca bu kapalı olan G-proteinin bağlı olduğu yer şekil değiştiriyor, açılıyor ve oraya G-protein bağlanıyor. G-protein bağlandıktan sonra G-protein parçalanıyor. Parçalanıyor. Parçalanan kısım ne yapıyor? Bir enzim var. Membranda. İçeride de şeyi var. Aktif bölgesi. Gidip enzimin aktive ediyor. G-protein. Enzimin aktif bölgesi kapalı. G-protein geliyor, bağlanıyor. G-protein bağlandıktan sonra kapalı olan enzimin aktif bölgesi açılıyor. Ve ne oluyor? Sonuçta içeriye diyor ki işte bu reaksiyonu yap, bu bileşiği sentezle mesajı gidiyor. G-protein çalışması en karmaşık olanı G-protein bağlı reseptörlerde. Mesaj geliyor. Mesaj gelince hücre içindeki G-protein reseptörünün kapalı olan yeri açılıyor. Açık olan yere G-proteini bağlanıyor. Sonra G-proteini parçalanıyor. Parçalardan bir tanesi gidip bir enzimin allosterolik bölge denilen aktif bölgenin dışında bir yer. Şuraya allosterolik bölge denir. Aktif bölge dışında bir yere bağlanıyor fakat aktif kapalı olan aktif bölgeyi açıyor. Açtıktan sonra da reaksiyon başlıyor. Çalışma prensibi bu kadar. Reseptörlerin postacıları ile reseptörün adı aşağı yukarı aynı. Dopamin postacısı ise dopamin reseptörlerini aktive ediyor. Histamin reseptörlerini aktive ediyor. Opioid reseptörlerini aktive ediyor. İşte serotonin reseptörünü aktive ediyor. Kalsiyuma hassas reseptörü aktive ediyor. Adenozin reseptörlerini aktive ediyor. Muskarnik asetilkolin reseptörlerini de asetilkolin ve muskarin postacıları aktive ediyor. Yani isimden çıkarmak kolay. Burada adrenerjik antagonist beta blokörler konusunda ekstra bir şey ekledim buraya. Beta adrenal reseptörlerin 3 türü vardı. Beta 1, beta 2, beta 3. Bu G-protein bağlı reseptör, siklik AMP'nin oluşumunu aktive ediyor.
Şimdi beta-3 reseptörü, beta-3 adrenal reseptörü yağ hücrelerinde var. Ve yağın metabolizmasının aktivasyonundan sorumlu. Beta-2 adrenal reseptörü ise sindirim sistemi, akciğer, karaciğer, yumuşak kas dokuları gibi yerlerde çoğunlukla bulunuyor. Bu bronşiyal yumuşak kaslarda daha çok bulunuyor akciğerdeki. Ve bu yumuşak kasların gevşemesinden sorumlu beta-2 adrenal reseptörü. Beta-1 adrenal reseptörü ise kalpte bulunuyor. Çoğunlukla kalp kasında bulunuyor yoğun olarak ve kalp kasının kasılmasından aktive ediyor. Şimdi siz eğer kalp rahatsızlığını tedavi etmek istiyorsanız beta-1 adrenal reseptörü hedef yapı seçmeniz gerekiyor. Çünkü kas kalp kasında oldukça fazla. Eğer akciğer rahatsızlığını tedavi etmek istiyorsanız beta-2 adrenal reseptörü hedef almanız lazım. Gördüğünüz gibi farklı organ, farklı hastalık için farklı alt türü. Antagonistler, beta-1 antagonistleri potansiyel kalp rahatsızlığı için ilaç olarak kullanılıyor. Yani bunun aktivitesini durdurulması gerekiyor. Her zaman aktiviteyi arttırmak için agonist ilaç kullanmamız gerekmiyor. Bazen de çok aktif, mesela kalp kası çok kasılmasın istiyorsak, çok hızlı çalışıyor belki kas, kalp. O zaman onu durduruyorsunuz. Antagonist ilaç kullanıyorsunuz. Antagonist ilaçlara da beta blocker deniyor. Noradrenalin bunun doğal postacısı, nora taşıyıcısı. Adrenalin ise bu reseptörün hormon postacısı. Adrenalin. Bu ikisi, noradrenalin ve adrenalin bütün adrenerjik reseptörleri aktive ediyor. Yani beta-1, beta-2, beta-3 aktive ediyor. Ama vücut normal çalışırsa, düzgün çalışırsa hangi organdakini ne kadar aktive edeceğini bunlar biliyorlar. Düzgün çalışırsa her şey. Yani bir seçicilik yok bunlarda. Ama siz ilaç yaparken seçici olmanız lazım. Kalp ilacı mı yapacaksınız, akciğer ilacı mı yapacaksınız? Örneğin bu kalpteki beta-1 adrenal reseptörü hedef almanız lazım. Bunun için antagonist tasarlayacaksanız, reseptörü durduracaksınız. Bu ilaçta da beta-blocker denir. Duymuşsunuzdur belki ailede kendiniz kullanıyorsanız. Beta-blocker demek, beta aslında antagonist, beta-adrenal reseptörü durduran ilaç demek. Kalp hastalıklarının tedavisinde, yüksek tansiyonda bu ilaçlar kullanılıyor. Ne yapıyor? Beta ve adrenerjik reseptörünü aktive eden adrenalin var. Onun aktive etmesine engel oluyor. Beta adrenerjik reseptöre bloke ediyor antagonist ilaç, beta blocker. Sonuçta ne yapıyor? Kan basıncı azalıyor. O yüzden hem kan basıncını düşürmek için hem kalp rahatsızlığında beta blocker ilaçlar kullanılıyor. Çok fazla detayına girmeyeyim. İkinci tür bir transmembran reseptör, yani bir kere membrana geçen reseptör, tirozin kinaz reseptörü. Bunlar da enzim bağlı reseptör de diyoruz. Bunlar da doğrudan aktive oluyor. Herhangi bir G protein gibi bir şeye gerek duymuyor bu reseptörler. Bunların görevi ne? Kinaz enzimleri tirozin amino asitlerin fosforlanmasından sorumlu. Bir amino asit var. Burada bir protein var. Tirozin birimini fosfatlıyor. Yani tirozin içeren proteinleri görevi tirozin kinaz enziminin fosforlamak. Bunlara bifonksiyonel reseptör deniyor. Çünkü hem enzim hem reseptör yapısına sahip. Yani bir molekülde hem enzim kısmı var hem reseptör kısmı var. Enzim kısmı reaksiyonu katalizliyor. Reseptör kısmı da postacıdan mesajı alıp hücre içine mesaj gönderiyor. Sonuçta hormonlarla aktif oluyor. Tirozin kinaz reseptörlerinin çok fazla olması kanser belirtisi. Hani kan halinde bunların miktarı çok çıkarsa bu kansersiniz demek. 2009'a kadar 4 tane bilinen enzim bağlı reseptör var. Kinaz reseptörleri var. Tirozin kinazlar
İnsülin reseptörü buna bir örnek. İnsülinle aktive oluyor. Diğerleri de işte bu ekstradan vermişim. Çok bilgi veriyorum. Belki işinize yarar. Aklınıza buradan bir şey kalır. İleride sizin akademik ya da endüstriyel kariyer yolculuğunuzda bir işe yarar diye. İnsülin reseptörü dediğim gibi insülinle etkileşiyor. Burada insülinden biraz bahsettim. Diyabet, şeker hastalığı nedir? Vücut yeterince şeker üretmiyorsa, pardon, insülin üretmiyorsa. Şimdi bir şey yiyecek yediniz, yiyecekten kanınıza glukoz geçti. Kanınızda çok fazla şeker olması iyi bir şey değil. Hiperglisemiye giriyorsunuz, komaya girersiniz. O yüzden vücut ne yapıyor? Pankreas insülin salgılıyor. Siz yemeği yediniz, ondan sonra vücut başlıyor. Asıl onun görevi ondan sonra başlıyor. Pankreas insülini salgılıyor. İnsülin kandaki fazla şekeri alıyor. Gerekli hücrelere taşıyor. Fazlasını da gidiyor karaciğere götürüyor. Orada karaciğerde depolanıyor. Yani lazım olduğu zaman karaciğerden salınıyor. Tabii sizin vücudunuz, pankreasınız düzgün çalışırsa bir sorun yok. Vücudumuzun yakıtı glukoz. O da enerjiye dönüşüyor. Eğer vücutta glukoz çok fazla birleşir, çok fazla dediğim gibi olursa hücrelerinde glukoz birikiyor ve hiperglisemiye gidiyor. Bu da çok çok bir sürü rahatsızlığa sebep oluyor. Amerika'da 23,6 milyon kişi, yani nüfusun %0,78'i diyabetli. Bunun da tip 1'i var, tip 2'si var. Tip 1 diyabette vücudu insülin üretmiyor. Yani öyle doğuyor. Pankreas insülin üretmiyor. Pankreas insülin üretmediği için ne yapıyor? Ki insülin lazım. Bir karbonhidrat yediniz, şeker yediniz, hepsinden glukoz çıkıyor. Bunun da kanda çok dolaşması istenen bir şey değil. Rahatsızlığa sebep oluyor. O zaman ne yapıyor bu insanlar? Dışarıdan insülin alıyor. Bir tedavi yolu da bu. Eğer hormon eksikse hormonları dışarıdan alabiliyorsunuz. Ama nörotaşıyıcı eksikse, işte asetilkolin gibi, onu dışarıdan alamıyorsunuz. İkisinin farkı bir de bu. Hani hem mesafe, haber taşıma mesafesi hormonda daha uzun, şeyde nörotaşıda daha az. Tip 2 diyabette ise insülin direnci var. Yani pankreas insülin üretiyor ama anlamıyor hücreler. Anlamıyor, yani bu insülini tanımıyor. İnsülini tanımıyor. İnsülin yokmuş gibi davranıyor. Halbuki insülin var ama insülin yokmuş gibi davranıyor. Bir de hamilelikte oluşan bir diyabet var. Bir türü de bu. 1921 yılından beri insülin hormonu, yani vücudu aslında üretmesi gereken, pankreasın üretmesi gereken insülin salgılanmıyor. Bir de şöyle bir şey var, hani ekstra bir bilgi vereyim. Çok şeker yiyen insanlar çabuk yaşlanıyor. Çünkü ne oluyor? Pankreas durmadan çalışıyor. Pankreas durmadan çalışıyor, insülin salgılayacağım diye. Hani benim naçizane tavsiyem, öyle olur olmaz her dakika şekerli şeyleri almayın. Yemeği yediniz, yemeğin üstüne yiyin. Nasıl olsa yemekten sonra o insülin salgılanacak. Yoksa bir şeker ikram ettiler, aldınız, hop pankreasınız çalışıyor. Ben genelde böyle şeker ikram ettiklerinde pankreasımı yoramam diyorum. Tabii anlamıyor birçok kişi ne demek istiyorum. Her şeker, karbonhidrat attığınız zaman vücudunuza pankreas çalışacak. Pankreas çok yoruluyor. Zaten bir süre sonra şey oluyor, böyle yaş ilerleyince çok fazla şekerli bir şey yerseniz ne oluyor? Üstüne uyku geliyor. Çünkü yoruluyor. Pankreas insülin salgılıyor, çalışıyor. Ondan sonra yoruluyor. Onu çok yormayacaksınız. Bu da ekstra bir bilgi. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Evet, 1921'den beri insülin vücutta yoksa, düşükse ya da var ama tanımıyorsa vücut, insülin alınıyor. Tabii farklı tedavi yöntemleri var günümüzde, insülin değil. Peki ne oluyor? Şimdi bu reseptörler ne işe yarıyor? Bu reseptörler kinaz reseptörlerine örnek. İnsülin geliyor, insülin reseptörünü aktive ediyor. Yani bunun görevi bu. İnsülin reseptörünü aktive edince glukozu taşıyan bir şey var, reseptör var ya da kanal var. Buradan içeriye glukoz akışı oluyor.
Eğer insülin gelip insülin reseptörünü aktive etmezse bu kanal açılmıyor. Kanal açılmadığı için hücrenin içine glukoz giremiyor. Hücrenin içine glukoz giremediği zaman ne oluyor? Sizin enerjiniz yok, halsizsiniz. Bunun çalışma prensibi bu şekilde. İnsülin reseptörüne diyor ki sen diyor aç şeyi git söyle glukoz transporter, glukoz taşıyıcıyı dört kanalına söyle açılsın. Yani içeriye mesajı gönderiyor ondan sonra arda arda tabii bir sürü reaksiyon oluyor. Ondan sonra kanal açılıyor ve kanal açılınca da içeriye glukoz akıyor. Peki bu nasıl çalışıyor? Bu çift başlı gibi diyelim buna biz. Çift rolü var. Hem reseptör hem enzim. Ne oluyor? Nasıl bağlanıyor? Nasıl reaksiyon yürüyor? Şöyle düşünün. Membranın dış kısmı, bu V gibi olan yer, postacının bağlandığı yer. Bu kısmı reseptör, bu kısmı enzim gibi davranıyor. Gördüğünüz gibi kapalı enzim kısmı. Aktif bölge kapalı. Postacı geliyor, reseptör kısmına bağlanıyor. İndiklenmiş yerleşimle yerleşiyor. Sonra mesajını gönderiyor. Aktif kısım, enzim kısmı, hücrenin içinde olan kısım açılıyor. Ve hücre içi kimyasal reaksiyonlar oluyor. Dediğim gibi bu kinaz bağlı reseptörlerin, tirozin kinaz bağlı reseptörün çok olması kanser göstergesi. Hücre içindeki mesaj gelince reaksiyonlar katalizlenmiş oluyor. Messenger, postacı işi bitiyor ondan sonra ayrılıyor. İşte bu insülin reseptörü ise insülin hormonu bunun postacısı. Buna bir TM reseptör diyorlar. Çünkü hücrenin dışında N-terminal bölgesi var. Bir kez reseptörü boydan boya geçiyor. Ondan sonra hücre içinde de C-terminal bölgesi var. Ve hidrofilik transmembran bölgesi var alfa sarmal yapısında. Ligand bağlama bölgesi hücre dışında şu bölge. Katalitik bağlanma bölgesi ise hücrenin içinde. Bu aktivasyon olmadığı zaman dinlenme halinde kapalı. Ne zaman postacı gelip buraya bağlanıyor, bağlandıktan sonra buranın şekli değişiyor. Ondan sonra enzim aktive oluyor. Burada insülin reseptörünü görüyorsunuz. İnsülin reseptörü geliyor, insüline bağlanıyor. İndüklenmiş yerleşimle kinazın aktif bölgesi açılıyor. Ondan sonra fosforlama reaksiyonu gerçekleşiyor. Üçüncü tür transmembran olan yani membranı boydan boya geçen reseptör. Bunlar 2 TM, 3 TM, 3 transmembran, 4 TM olarak yer alıyor. İyon kanalları var. Yani hücrenin içine iyonik yapılar giremiyordu. Bahsetmiştim. Hücre membranı apolar olduğu için polar moleküller giremiyor, iyonlar da giremiyor. İyonun girebilmesi için o kapalı olan kanalın açılması lazım. Sodyum artı, potasyum artı, kalsiyum 2, klor iyonları gibi iyonların hücrenin içine girmesi için çok önemli bu iyon kanalları. Nasıl çalışıyor iyon kanalları? Bakalım. İyon kanalları açık ve kapalı olabiliyor. Özel iyonlar için yani sodyumun geçiş için bir iyon kanalı var, kalsiyumun geçişi için ya da klorun ya da yani pozitif yüklü ve negatif yüklü iyonların hücrenin içine akması için bir kanal bunlar iyon kanalı. Şurada görüyorsunuz iyon kanalı membranın içinde yine bir kapısı kapalı. Bu kapının açılması lazım. İyon kapalı, kapalı halde kanal kapalı. Bir kapı var. Postacı geliyor. Reseptör bağlanma bölgesine bağlanıyor. Bağlandığı zaman indiklenmiş yerleşimle oraya oturup diyor ki aç kanalı, aç kapıyı. Kapı açılıyor. Kapı açıldıktan sonra da artı yüklü iyonlar hücrenin içine giriyor ya da hücrenin dışına çıkabiliyor. Burada TM2 sistemini görüyorsunuz. Yandan bakışı, üstten bakışı, iyon akışı kanal açılınca şuradan içeriye iyonlar giriyor. Sonuçta bu sigara bıraktırıcı ilaç için alfa nikotinik asetilkolin reseptörü hedef yapısı. Sigara bıraktırıcı ilaçların hedefi iyon kanallı reseptörler. 4 TM reseptöründe gördüğünüz gibi TM1, TM2, TM3, TM4 4 kez membranı gidiyor geliyor.
NH2 ve asit, karbonatürk asit kısmı gördüğünüz gibi dışarıda, hücre dışında. Hücre dışında nöro taşıyıcının, postacının bağlandığı bir bölge var. Hücre içinde looplar var, bir sürü çeşitli looplar var. Bu 4TM, 4 kez gidip geliyorsa membranın 4TM olarak adlandırılıyor. Nikotinik reseptör, dediğim gibi sigara bıraktırıcı ilacın tasarımında kullanılıyor, seçilen bir hedef yapı. Bununla da ilgili benim bir öğrencim test çalışması yaptı. Yine farklı bir gösteriş, iyon kanalı. Hücre membranını boydan boya geçen. Aktif değilken, yani postacı gelip onu aktive etmediği zaman kapalı halde bulunuyor. Postacı gelip bağlanınca kanal açılıyor. Burada epilepsi, migren, ağrı, alerji, astım, glikoma, felç, işte düzensiz kalp atışı, kanser gibi hastalıklarda da iyon kanalları hedef yapı olarak seçiliyor. Nikotinik asetilkolin reseptör, dediğim gibi benim çalıştığım bir konu. Öğrencim yüksek lisans tezini bitirdi. Sigara bıraktırıcı ilaç tasarımı konusunda. Tekrar göstereyim. G proteini, postacı geliyor, bağlanma kısmına bağlanıyor. Sonra da içeriye hücre akışı sağlanıyor. Katyonik iyon kanalları, potasyum, sodyum ve kalsiyum için. Bunlar nikotinik glutamat, 5HT3 ATP reseptörleri, anyon akışı için ise glisin ve GABA-A reseptörleri. GABA-A epilepside ilaçların tasarımında hedef yapı. Burada işte diüretikler, mesela sodyum kanalı. Bu diüretikler idrar söktürücü olarak kullanıyor. Tansiyon düşürücü ilaçların içinde olabiliyor. Yine lokal anestetikler, lignokain, bupivakain, sodyum kanalı, antihipertansif, yüksek tansiyon ilaçları, potasyum kanalı gibi değişik hastalıklarda, burada görüyorsunuz, farklı kanallar farklı hastalıklarda kullanılıyor. İlk üçü G protein bağlı iyon kanalı ve kinaz bağlı reseptörler, membran boyunca gidip gelenler. Bir de hücrenin içinde olanlar var. Hücrenin içinde, yani hücre membranından ziyade hücrenin içinde olan hücre içi reseptörler diyoruz. Bu kimyasal postacılar, tabii ki bunları aktive edebilmek için bu hücre membranı boyunca geçmeleri lazım. O yüzden bunların hidrofobik olması gerekiyor. Yani hidrofobik olanlar hücre membranını geçiyor. Steroid ve steroid reseptörleri bunlara örnek. Sonuçta kopyalama reseptörleri var bu hücre içinde olan reseptörlerden. Burada sonuçta genetik bilginin transferinde, kontrolünde nedir? DNA ve RNA burada önemli. Burada DNA bağlanma bölgesi var. Oraya bağlanıyor. Hücre içi reseptörde bir çinko metali var. DNA bağlanma bölgesi, çinko parmak izi bölgesi deniyor buna. Bir steroid bağlanma bölgesi var. Sonuçta bu çinko parmak izi bölgesinde sistein amino asidi bulunuyor. Kükürtle çinko arasında. Burada steroid hormon reseptörleri var. İşte östrojen reseptörleri, alfa, beta, işte vitamin D reseptörleri gibi tiroid hormon reseptörleri. Bunlar hücrenin içinde olan reseptörler. Diğer reseptörlerde sigma 1 reseptör olarak adlandırılıyor. Nörosteroid bunlar. Nöroaktif steroidler nörotransmitter bağlı iyon kanalı şeklinde çalışıyor. Böyle travmatik beyin yaralanmalarında, epilepsinin tedavisinde, sedasyonda, hani böyle bir hafif uyutma durumunda bunlar kullanılıyor. Yine çeşitli sentetik nörosteroidler sedatif olarak, yani ameliyatlarda, kısa süren ameliyatlarda böyle genel anestetik olarak kullanılıyor ameliyatlar esnasında. Sedatif veriyoruz size derler. Sizi uyutmak için işte anjiyo gibi operasyonlarda ya da işte MR tüpüne giremiyorsunuz, klostrofobiksiniz. Size sedatif veriyorlar, uyutuyorlar, öyle tüpün içine alıyorlar. Bunlar alfoksalon, alfadolon, hidroksidiyon ve minoksalon gibi bileşikler, ilaçlar,
bunlar. Siz burada sizin bilmenizi istediğim, yani hücre içindekiler daha özel reseptörler de. En önemlisi G protein bağlı reseptörler, ligand, iyon kanalı ve kinaz reseptörümüz. Üç tür üzerinde ayrıntılı bakın. Bunu istiyorum sizden. Diğer reseptör inositol trifosfat IP3 olarak adlandırılıyor. Kalsiyum kanalı inositol trifosfat IP3 ile aktif olan bir kalsiyum 2 kanalı var. Bunlar membran glikoprotein kompleks yapısında. Evet, hücre içi reseptörler, iç hücre membranı. Gördüğünüz gibi postacı geliyor. Postacının apolar olması gerekiyor. Membranı geçemiyor polar bileşikler. Reseptöre bağlanıyor. Reseptör ligand kompleksi oluşuyor. Sonra dimerleşme gerçekleşiyor ve bir koaktive ediyor proteini. Bunun üzerinden işte DNA ile etkileşimine sebep oluyor. Protein sentezi aktive ediliyor veya inhibe ediliyor. Sizin seçtiğiniz yapılara göre değişiyor. Östrojen reseptörü, hücre içi reseptörü. Östrojen reseptörünün bir bağlanma bölgesi var. Bunun postacısı östradiol. Östradiol geliyor, bağlanıyor. Bağlandıktan sonra dimerleşiyor. Sonra ona bir koaktivatör bağlanıyor. Onun daha aktive olmasını sağlamak için. Sonra da transkripsiyon, kopyalama burada gerçekleşiyor.